arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Trabzonspor takımımız 3. transferinde bitirdi. Prensip anlaşmasına vardı. Herhangi bir pürüz çıkmasını beklemiyoruz. Artı Pepe ve ona açılı alakalı son dakika bilgisi vereceğim sizlere. Artı Trabzonspor takımımızda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra biliyorsunuz bir Fenerbahçe ceza almıştı. Tahkim kurulu tarafından bu ceza düşürüldü. 3 tane transferi Trabzonspor takımımız prensip anlamda anlaşmış durumda. Şöyle bir oyunculara baktığım zaman fiziksel gücü yüksek oyuncu grubuyla beraber gelecek sene planlaması yapıldığını görebiliyoruz. Peki 3 transfer tamamlandı. Hangi bölgelere oyuncular gelecek? Bunların da sizlere sağlam bir bilgi şeklinde karşınıza geldim. İnşallah bunları da sizlerle beraber şimdi yorumlayacağız. Sıcak saatler yaşanıyor, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ee, 3-4 gündür 3. anlaşma geliyor, 3. anlaşma yapılmak üzere, 3. transfer bitti. Lusram'la alakalı çok önemli bilgiler veriyordum. Bir önceki çekmiş olduğum videoda hatta şunu konuştuk sizlerle beraber. Lusram'a ikinci bir teklif yapıldı ama şu ana kadar bir cevap dönmedi. Acaba buradan kötü bir durumu var? Üçüncü bir teklif yapılacak bilgisi aldım demiştim. Üçüncü teklifte nasıl bir geri dönüş olacak derken... Biz videomuzu çekerken Lustram'la anlaştı haberleri geldi. Biz videomuzu çektik. Lustram'a değerlendirdik. Hatta bir önceki videoyu izlemeyenler için söylerim. Çünkü arkasına bu videoyu çekeceğiz. Lustram geldiği zaman ben buraya geldim. Orta sahanın hakimi benim. Çatır 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 oynayacak. Lider özellikli ve çok iyi bir orta saha oyuncusu. Şimdi biz Glasgow Rangers takımından Baris Barisic'i bitirdik. Lusram'ı gene aynı şekilde bitirdik. İki tane oyuncu Trabzonspor takımımız prensipte anlaştı. Bununla hiçbir sıkıntı yok. Asıl detayımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim gelecek sene fiziksel gücü yüksek oyuncular üzerinden gidiyoruz. Lusram ikili mücadelelerde ayakta kalan de orta sahanın o kırılganlığını gerçekten giderebilecek bir oyuncu. Barisic gözünüzün önüne Thomas Mönye'yi getirin. Thomas böyle çok iyi orta sahada şey orta kesen, e, hücuma çıkmayı çok seven bir oyuncu. Glasgow Rangers takımının tabii ki de maçını izledim. Sizin karşınıza gelirken öyle sıradan bilgilerle gelmemeye çalışıyorum. Oyuncunun maçını izledim. 90 dakikasına baktım. E, 70 dakika 65 70 dakika oynadı Barisic. Bundan bir 3 4 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam. Hani aldığımız oyuncu görmek istiyorum çünkü merak ediyorum. Arkadaşlar oyuncunun çok fazla hücuma katıldığını, oyuncunun garanti oynadığını, basit oynadığını ama bütün takımın frikiklerinden, e, duran toplarından, kornerlerinden hemen hemen bütün topları, bütün duran topları barış kesiyor. Biz önümüzdeki sezon iki tane kanadı da çok fazla kullanacağımızı, barış ve Thomas Mönyo'yu gözünüzün önüne getirin İki tane, Fiziksel anlamda, size anlamında e, uzun, güçlü. Mesela Tom Barışiç'e bir gelelim şöyle. Hemen e, fiziksel özelliklerinden bahsedelim. 1.86 boy var. Benim boyum 1.88. Stopper oynuyorum. 1.86 boy var. Thomas Mönyo gene bu 1.87, 1.88 boy ortalaması olan uzun bir sağ bek, uzun bir sol bek alıyorsun. Hem havadan duran toplarda etkili olmak istiyorsun. Hem savunmada hem hücumda. Hem oyun planlaması anlamında iki tane bekini de çok fazla oyuna sokacaksın. Baris e, Barisic çok fazla oyuna katılan bir oyuncu. Tabi Barisic ile prensip anlaşmasına vardık. Bunu zaten daha önce konuştuk. Glasgow Rangers'tan iki tane oyuncu istiyoruz haberleri yaptık. Hatırlayın iki tane oyuncu ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor. Prensip anlaşması dedik. Teknik direktörü Lusram'la hala görüşmedik dedi. Burada bize bir olumlu bir haber gibi lens ettik sizlere aynı şekilde. Ve dediğim gibi bir önceki videoda iki tane tekliften bir hareket gelmedi. Üçüncü teklif yapılacak haberi var dedik. Ve Lusram'la alakalı o güzel bilgi biz videoyu çekerken geldi arkadaşlar. Lusram Trabzonspor takımımızın Prensip anlaşmasına vardı bir diğer isim oldu. 3 tane oyuncuyla prensip anlaşması. İkisini söyledik. Üçüncüsü kim? Deniz Dragoş. Şimdi arkadaşlar. Tabii çok önemli bir Santofor detayını konuşacağız şimdi. Şimdi Deniz Dragoş arkadaşlar. 24 yaşında. Boy 1.85. Aslında boyu 1.85 olmasına rağmen çok iyi arkaya koşan, top tutan, sağ kanatta ve sol kanatta oynayabilen Gaziantep'in de oyuncusu. Romanya milli takımının oyuncusu 24 yaşında standart Liş takımıyla da Draguş için prensip anlaşmasına vardık. Oyuncuyla prensip anlaşmasına vardık. Menajeriyle el sıkışıldı. Herhangi bir problem yok ve biz bu 3 oyuncuyu bitirdik. Bu çok önemli bir detay, çok önemli bir gelişme. Trabzonspor takımımız 3 tane transferi bitirdi. Bakın arkadaşlar. Glasgow Rangers takımı kötü bir takım değil sert birlik, sert oyuncu grubuyla, e, fizik gücü yüksek oyuncu grubuyla önümüzdeki sezon mücadele edeceğiz. Burada bunu görebiliyoruz. Ve Trabzonspor takımımız üçüncü transferini bitirdi. prensip anlaşmasına vardı. Yarın öbür gün bir sıkıntı olmaz inşallah. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ama bu bilgiler net bilgiler, sağlam bilgiler arkadaşlar. Bugün bazı bilgiler dışarıya verildi. Bazı bilgiler bugün içerideki, dışarıdaki işte Umut Güneş'te devam edilecek. Mendi satılma kafalarda yok. Uğurcan Çakır'ın önü açılacak. Ee, ondan sonra Eren'in teklifler gelirse verilebilir. Eren'in durumu göz, gözet, gözetleniyor. Burada bir barış iç geldi. Tabi burada Eren'in gidişine bir kontra barış iç geldi. Önümüzdeki sezon yabancı sıralamasında 11'ini birden oynatabiliyorsun. 12 tane indirdiler biliyorsunuz. Ve burada çok önemli detaylar geldi bugün. Bugün içeride ve dışarıda inanılmaz bir hareketlilik oldu. Bu bilgileri tabii ki de sizlerle beraber benle paylaşmak istiyorum. Belki bir video çektiğim için bir tık geç kaldım. Ama bu videoyu da inşallah en hızlı bir şekilde kanalımıza yükleyeceğiz. Bu videomuzu da izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımız Borna Barisic, Mustram iki tane aynı oyuncu aynı takımlı oyuncusunu bitirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Deniz Draguz'la aynı şekilde bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlar takımımızda onaçu kalmalı mı? Pepe kalmalı mı? Bakın çok önemli de detaylarımız var. Bunları bir konuşalım. Trabzonspor takımımızda Paul Onoçu hala biz istiyoruz. Bakın Petkoviç ile alakalı şunu söyledim. Oyuncunun kafası karışık. Petkoviç'in bu gelgitleri çok fazla ve gerçekten can sıkar bir hal aldı. Bunu bir tarafa koyun. Inaçu biliyorsunuz İngiltere'de de gündeme geldi Inaçu. Keleçi Inaçu. Leicester'ın Santofor'u. Bu oyuncuyla alakalı da Trabzonspor takımımız anlaşmaya yakın haberleri geldi. Santofor'da çok önemli bir gelişme. Bu videoda stopere girmiyorum. Daha sonra gireceğiz. Belki bu gecede sürpriz bir gece, gece bir yayınımız olabilir. Girmiyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi Trabzonspor takımında Paul Onaç için Sampton kulübüne 1.5 milyon euro verdik. Oyuncunun 1.7 milyon euro aldığını biliyoruz. Şimdi burada 3.2 milyon euro. Şimdi biz Onaç'ı istiyoruz. Kulübünün kapısını çaldık. Kulübün kapısını çaldık ve kulübünden şunu şunu söyleyebilirim sizlere. Biz onu açı istiyoruz dedik. Kiralayalım dedik veya satın alma nasıl olur? Adamla direkt satacağız dediler. <laughs> Bunun akabinde tabii ki de onu açı satılacak dendi. Ne kadar 10-12 milyon eurolar konuşuldu. Verilir mi? Verilmez. Golcü mü? Golcü. Atıyor mu? Atıyor. Ama onu açıyor. Yani 3 milyon, 4 milyon eurodan fazla verilmemesi. Hadi 5'e çıkın. Hadi en fazla maksimum diyorum bakın. Daha güzel. 5 bile çok fazla da. Çünkü yaşlandı artık Onaçu da yani. B maksimum diyorum. Çünkü Onaçu önümüzdeki sezon şimdi Mönye, Barisic kanatları kullandığımız bir yerde daha da iyi işler yapabilir. Bakın son oynanan maçta inanılmaz bir fizik gücü var. Gerçekten inanılmaz bir fizik gücü var. Bir tane fotoğrafını gördüm. 10 tane oyuncu etrafını sarmış adam topu tutuyor ya. 10 tane bu sana 4 saniye 5 saniye rahatlatıyor seni. İleriye çıkmanı sağlıyor. Ona alakalı böyle bir detay var. Biz onaçuyla devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Ama maliyeti bizi zorlayan tarafı. Bir tarafta Petkovic 2,5 milyon euroyu ver al. Bir tarafta Keleci Inaccio bon servis elinde olacak. Inaccio bana göre dünya yıldızı bir santofor. Gerçekten iyi bir santofor. Baba bir santofor. Biz inatçuğu getirebilir miyiz? Getirirsek kaça mal ederiz? Orası Allah kerim. Orada da böyle ciddi bir para isteyebilir oyuncu. Ve oyuncunun oradan çıkışında bakalım nasıl bir görüntü olacak. Pepe'ye gelelim. Pepe, Tabi arkadaşlar bunların menajer parası var. Vergisi var. Bunların akarı kokarı daha fazla bu kılçıksız rakamları söylüyoruz biz size. Pepe'nin maliyeti biliyorsunuz 1.750 bin euro garanti ücret alıyor. 1.6 milyon euro da imza ücreti alıyor. Yani Pepe'nin maliyeti de çok fazla. Bunun üzerine belli bir oranda da menajer alıyor. Gene kulübümüze bir vergi oranında bir yükleme geliyor. Kolay işler değil ama Pepe'yi tutmak burada çok zor. Yani Pepe'yi iyileştirdik, Pepe'yi futbola döndürdük, milli takıma gönderdik. Son haftalarda çıkış yapan, etki eden oyna oyuncu. Bakın kupada da ligde de son iki maçta etki etti Pepe. 90 dakika oyunda ısrarla tutuyor Pepe'yi. Pepe'yi tutabileceksek kadroda var ya tadından yenmez. Bu sezon kızıyoruz, oynamadı diyoruz, ulan bize kupa alsın helal olsun diyeceğiz diyoruz ama yani abi oynayacak olursa da Trabzonspor takımımızın futbolcusu olacak olsa hayal bana göre. Hayal bana göre zor bir ihtimal ama e, yani maalesef Pepe ile durumumuz çok zor. Çok zor. Tabii ben de bununla alakalı konuşuyorum, araştırıyorum. Pepe zor deniliyor. Pepe zor diyor ama onun açıda her an bir kıvılcım, her an bir gelişme yaşanabilir. Çünkü Onatçı da Trabzon'u seviyor. Onatçı da burada oynamaktan keyif alıyor. Şehri seviyor. Herhangi bir problemi yok. Burada Onatçı da Trabzonspor takımıyla gelişmeleri göreceğiz. <laughs> Skandal bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe arasında bir süper kupa yaş oynandı. Bana göre Fenerbahçe camiası burada büyük bir hata yaptı. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu süper kupa biliyorsunuz Arabistan'da işte Atatürk'ümüzün başkomutan Atatürk'ün tişörtünü Giyelim, giye, giydirdiler, giydirmediler. O oldu, bu oldu, oldu diye bir skandal durum oldu. Fenerbahçe'de Ali Koç e, federasyona fiştürden dolayı bir tepki koyuyor. Başka işte sakat oyuncuları var, şöyle var. Bu maçı erteleyin, şöyle yapın, böyle yapın. Avrupa mı var derken çıkmama kararı aldı. Genç oyuncuları gönderdi oraya ve nitekim yani, e, enteresan da bir durum oldu ki birinci, birinci dakikada gol yediler. ikinci dakikada oyundan çekildiler. Ve burada <laughs> o arkadaşlar çok garip şeyler var ya. Vallahi neresinden tutsan elinde kalıyor. Neresinden tutsan elinde kalıyor. 4 milyon, 4 milyon lira olan cezaları yapılan son değerlendirmeler sonucunda 400 bin liraya düşürüldü arkadaşlar ya. Vallahi bu takim kurulundan son dakika sıcak bir bilgi. Skandal bir bilgi. Abi ligden çek yani maçtan çekiliyor ya süper kupa ya. Ya Urfa'ya gidiyorsun insanlar o kadar yatırım yaptılar o maçı beklediler oradaki halk sizi görmek istiyor doğuda bir maç organizasyonu yapılmış gerçekten sıkıntı, gerçekten büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Neyse çok uzatmayacağım. Bu videoyu hızlı bir şekilde kanala yükleyelim. Hemen akabinde bakalım neler olacak. Ben bu ara video çekmekten çok da keyif almaya başladım. Yine bir ateşlendik. Transferler geldikçe, hamleler yapıldıkça ben de karşınıza gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Bildirimleri açalım. Instagram sayfamdan da takipte olun. Oradan paylaşımlarımız oluyor. Bir kanalımız var. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun.